Böbrek Vakfı Tekirdağ Şubesi'nin sizler için hazırladığı ve bugün çok özel bir gün olan, daha sonra bu hikayeyi anlatacağım, yemeğe, toplantıya geldiğiniz ve bizlere şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki görebildiğim kadar o gezilere gelenler de bu grubun içinde. Ben burada herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada değerli belediye başkanımız Büyükşehir, değerli eşleri hanımefendi, hoş geldiniz. Süleyman Paşa, belediye başkan yardımcısı, toplantıdan aldık getirdik. Gülferah Hanım, hoş geldiniz. Büyükşehir Başkan Yardımcısı'nın eşi, hoş kalmayan tanıyor zaten. Şimdi burada hepimiz Tekirdağlıyız. Tekirdağ'dan gelenler de, dışarıdan gelenler de Tekirdağlı. Hepsi benim canım, hepsi benim arkadaşım, hepsi benim kardeşim. Nasıl ki bütün vakfın mütevellileri, sosyal komitesi, değerli başkanları benim canımsa, onların destekleriyle bu vakıf yaşıyorsa, tabii Allah'ın büyüklüğüyle, bu sabah böyle bir şey geldi benim aklıma ve bir hikaye anlatacağım. Şimdi 1990-91 yıllarında Tekirdağ Diyanet Kulübü'nü kurduk. Bazı arkadaşlarım şu anda burada. Derken bu arada ben değerli eşime, aileme, Türk Böbrek Vakfı'na teşekkür ediyorum. Destekleriyle arkadaşlarımın sandıklarındaki, sepetlerindeki çeyizleri bir fiil hiçbir şey almadan vakfa destek olan bir bey. Oğluma sordum. Ben dedim böyle bir beye gitmek istiyorum. Nasıl gidebilir miyim? Tabii anneciğim hiç düşünmeyin dedi. Ve şimdi Büyükşehir'in yaptığı Beşevler'in artık ben şey diyorum, sahibi diyorum. Mehmet Bey bize çok büyük destek oldu. Eşi de bu sabah uykudan uyandırdım, aklıma geldi söyledim. Kendisi de burada. Derken orada çok güzel bir kermes ve bir yemek yaptık. Oradan kazandığımız parayla biraz daha bir şeyler yaparak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne 4 yataklı bir diyaliz yaptık. Vakfım makinaları verdi. Arkadaşlarım durmadan çalıştı. Çok yakın dostlarım, ailem destek oldu. Ve yaptık, oldu. Daha sonra, 2 sene sonra Diyanet Kulübü bitti. Ve biz hiçbir yere alakası olmayan, sadece Türk Böbrek Vakfı'na bağlı, Büyük Millet Meclisi'nden kararı çıkan bir Tekirdağ diyaliz ünitesi kuruldu.